Akıllılarla arkadaşlık ahlakı düzeltir. Kur'an'da şöyle buyrulur: Şimdi bizim ne şefaatçimiz var ve ne de yakın bir dostumuz. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: Dost en yakın akrabadır. İki sermayenin en üstünüdür. Dostlar çeşitli bedenlerde yer alan tek bir ruhtur. İmam Cafer Aleyhisselam da buyurdu ki: Dostun makamı o kadar yücedir ki cehennem ehli bile yakın akrabalarından önce onlardan yardım diler ve onları çağırır. Allah-u Teala cehennem ehlinin şöyle dediğini haber vermektedir: Şimdi bizim ne bir şefaatçimiz var ve ne de yakın bir dostumuz. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki: İnsan arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Hazreti Süleyman şöyle buyurdu: Hiç kimse hakkında kiminle arkadaşlık ettiğini görmedikçe hüküm vermeyin. Zira insan benzerleriyle ve arkadaşlarıyla tanınır. Resulullah şöyle buyurdu: İnsanları dostlarıyla imtihan edin. Zira insan kimin davranışlarından hoşlanırsa onunla dostluk eder. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu ki: Nefisler çeşit çeşittir. Aynı şekilde olanlar bir araya gelir ve insanlar daha çok kendi benzerlerine yönelirler. Yine İmam Ali Aleyhisselam buyurdu ki: Sefihlerle, yani akılsızlarla arkadaşlık sebebiyle ahlak bozulur ve akıllılarla arkadaşlık sebebiyle de ahlak düzelir. İnsanlar çeşit çeşittir ve herkes kendi yapısı üzere amel eder. İnsanlar birbirleriyle dost olurlar. O halde her kimin dostluğu Allah'tan başkası için olursa o dostluk düşmanlıkla sonuçlanır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an'da şöyle buyurmuştur: Takva sahipleri dışında o gün dostlar birbirine düşman olurlar. Yine Hazreti Ali buyurdu ki: Arkadaş elbise yaması gibidir. O halde kendinle uyumlu olan bir dostu seç. Yine şöyle buyurdu: Her insan kendisine benzeyen kimseye meyleder. İyilerle kendilerine benzeyen kimseler dışındakiler dostluk etmez. Kötülerle sadece onlara benzeyen kimseler dostluk eder. Aşağılık insan kendisine benzeyen kimselere uyar ve sadece kendisine benzeyenlere meyleder.